Evet, şimdi bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda sizlerle beraber Axolotl akvaryumunu kuracağız. Şimdi Axolotl akvaryumu orada yokken çoğunuz dediniz ki lan Axolotl nerede acaba? De ben şimdi videoları da göstermiyorum falan ya. Hemen bir lan Axolotl yoksa bir şey mi oldu? Yoksa şöyle mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Axolotl akvaryumunu buradan temizledim, tamam mı? Sonra işte böcektir zaten bizim bir akvaryumumuz boştu. Benim buradaki akvaryumda Axolotl'un yan yüzgeçleri böyle bir sallantıdaydı, tamam mı? Buraya aldım. Hatta bunu başka farklı bir yerde tutuyordum da. Buraya aldım. Yüzgeçleri görüyor musunuz? Kocaman oldu yüzgeçleri. Böyle bir tüller müller böyle bir nasıl coştu. Hop. Benim elimi yem sandı. Burası da böyle balıksız bir akvaryum. 3 tane balık var içerisinde. Başka da hiçbir şey yok. Orada duruyor ve durumu orada çok çok iyi oldu. Yani bir hayvana özendiğinde burada var ya her şeyle uğraşırken. Yüzgeçleri benim mesela bak. Videolardan fark etmişsinizdir zaten yüzgeçlerde bir küçülme oluyordu. Yani orada bunun yüzgeçler küçücük kalmışken burada böyle bir yüzgeçleri falan bir salla böyle kocaman oldu yüzgeçleri. Bak bak. Oh, nasıl sürüyor bak. İyice dişleri falan çıktı bunun. Bildiğiniz parmağıma dişlerini geçirdi ama tabii acıtmıyor. Parmağıma kadar ağzını alabiliyor artık kocaman oldu maşallah spa. Şimdi ne yapacağız? Şimdi o akvaryumu ben balık akvaryumu yapacağım. Aslında şöyle yapabilirdim. Bak yine söylüyorum. Bu sohbet muhabbet videosu, tamam mı? Buraya gelip böyle akvaryum izlemeye geldiyseniz yanlış yerdesiniz, onu söyleyeyim. Tabii akvaryum göreceksiniz de. Sohbet muhabbet edeceğiz oğlum. Dur şimdi. Aklımda şu var. Axolotl'un akvaryumunu buraya yapacaktım. Lan dedim acaba kumdan mı etkilendi de yüzgeçler güzelleşti? Ya da işte neden etkilendi? Başka da orada zaten bir şey yok. Orayı dedim Axolotl akvaryumu yapsan tek başına. Sonra burası boş kalacak. Buraya da dedim akvaryumu sıfırdan kurup bitkili bir başka bir balık akvaryumu yapsam? Başka bir tür mü geçsem? Böyle bir düşündüm. Sonra dedim ki orada Axolotl kaybolup gidecek. Niye kaybolacak? Zemindeki kumların rengi farklı. Bayağı bir Axolotl orada görünmez acı. Tamam, orada güzel durmaz. O yüzden Axolotl'un akvaryumu yine buraya yapacağım. Buraya da hep söylüyorum da farklı tür valla vaktim olmadı. Buraya da farklı tür balık ekleyeceğim ama bilmiyorum bakalım ne eklerim, ne gelir, hiçbir fikrim yok. Bu videoda konumuz Axolotl, ardından Lepisteslerin videosu gelecek. Mesela aklımda başka bir fikir daha var. Bizim Ivory Lepisteslerin hamile dişlerinden alıp onu Karides akvaryumda yavrulatma gibi bir planım da var. Orada yavruları çeviririz döndürürsen. Bakalım bunlara bakacağız. Zaten RTM'ları çıkartacağız bilmiyorum. Var ya coşacağız. Çok güzel videolar gelecek merak etmeyin. Çünkü Lepistes izleyicilerim ben bayağı bir videosuz bıraktım. Onlara bayağı bir video pompalayıp onları böyle bir doyurmam lazım. Çünkü onlar bayağıdır videoların altında sistem ediyorlar çünkü. Tamam. O zaman ben şimdi ortalık ana baba günü. Çünkü hiç bitmeden çekim ardına çekim yapıyorum. Böcekler zaten orada. Biliyorsunuz iguana aldık. İguanamız gelecek. Az kaldı. Orada da sürpriz çekimler olacak sizlere. Bekleyin merak etmeyin. Çok efsane şeyler gelecek sizlere. Olayların çoğundan haberiniz yok da ben size sürpriz yapacağım oraları. O zaman ben şimdi gidiyorum. Şu akvaryumu, şu babacan var ya bak yerde duran, onu bir güzel temizledim zaten. Buraya bir yerleştireyim acı. Şuraya, tamam mı? Elimde Erikli'nin hazır suyu da var. Sonra buralardan su da aşılarım. Sonra zaten bir dünya burada su şeylerin de var. Ona o bakteri kültürün de var bak. Bak burada tropikalin bakteri kültürü de var. Her şey var acı. Tamam mı? Her şey var, sadece vakit yoktu. Ben bunları bir halledeyim. Akvaryumu kurayım. Ondan sonra geleyim. Şu Axolotl'a yakına bir bakalım. Evet, akvaryumumuz hazır. Şimdi burada farklılığa gittim. Farklılık nedir? Dış filtreyi gittim. Yıkadım. Ama içi bir kokuyor var ya. Üf. Tabii dış filtre çalışmaya içindeki bakteriler haliyle ölmüş. Bir döngüyü komple sıfırladım, tamam bak sıfırdan cillop gibi oldu. Tabii dış filtrenin ortamlarında bazı şeyler kaldı. Onlar şimdi suyun içinde yüzüşüyorlar. Onlar tertemiz olur, hiç problem yok. Ekstradan bir tane büyük pipo filtre attım içine. Zımba gibi görüyorsunuz. Şimdi bu suyumuz bulanık. Daha sıfırdan kurdum bunları. Burada da benim kondisyonerlerim var. Su hazırlayıcılarım var. Tamam, bunlardan şimdi şu bakteri kültürüyle alakalı küçük minnak olan. Ama şunlardan şimdi buradaki ağır metal ve kloru cardı curdu temizlemesi için kullanacağım. Suyumuz dinlenecek. Motorlarımız hem dış filtre hem pipo filtre dönecek. Zaten buradan da su aşılaması yaptım. Hatta belki uçuşanlar o aşıladığım sudan gelenler olabilir. Biz ne yapacağız şimdi? Bunlardan damlatacağım ben. Tamam, damlatmamı göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Direkt damlatıp geçeceğim. Ardından suyumuz oturacak. Sonra da Axolotl'umuzu buraya alacağız. Sizlere bir şeyler anlatacağım gelince. Bekleyin. Evet, Axolotl'umuz burada arkadaşlar. Onu kendi akvaryumunda bulunduğu suyla beraber buraya aldım. Aradan şu anda 24 saat geçti ve 24 saattir bu su burada dönmekte. Tabi baya işte video sürelerimi size hesap edeyim. Başlıyorum bir yerden bir yere kadar gidiyor. Bak bak. Şu an baya
kafasını dokunarak seviyorum. Hani aksol sevebilir miyiz abi diyenler için dokunuyorum biraz sanki. Görün diye. Isırır mı? Saldırır mı? Yok. Isırsa bile bak ısırttıracağım kendimi. Ben olduğumu bildiği için bir şey yapmıyor. Yani öyle bir saldırgan. Yani bu saldırmıyor arkadaşlar. Rahatlıkla besleyebilirsiniz. Bu ısıran bir hayvan, saldıran bir hayvan değil ki. Zaten dişleri yok. Daha önce bir örnek vermiştim. Öyle dişleri olmayan bir nine düşünün, tamam mı? O sizi ne kadar ısırabilirse bu da o kadar ısırabiliyor işte. Dişleri falan olmadığı için saydam bir şeyin jelibonu sizi ısırdığını düşünün. Ne kadar acıtabilir? Bir kapıyormuştum, parmağım kopuyormuş buradan. O tükürüyormuş öyle kameraya bakarak. Böyle kafasını, yüzünü bunu avuçlayıp böyle ağzıma atacağım birazdan. Tamam, şimdi aksolotumuzu artık eski yerine, daha doğrusu şimdiki yeni yerine alabiliriz. Burada pipo filtremiz dönüyor 24 saattir. Dış filtremiz bak burada. Onu cama verdim ki çok da şey yapmasın diye. Gel la buraya. Dur la bir oğlum bak. Kaçma hemen. Bir sakinleş. Tamam bak. Bir anlaşalım. Heh, bir sakinleş önce. Tamam. Tipe bak. Hop. Antenlerini yerim senin var ya bak. Seni var ya. Şerefsiz ya. Hadi ben bunu alayım geliyorum. Şimdi yeni yerine aldım. Daha doğrusu eski yerine. Şöyle bir göstereyim önce sizlere. Burada şunu gözlemleyeceğim. Şimdi yeleleri diğer akvaryumda gördüğünüz gibi böyle büyümeye başladı. Buradayken o yelede bir küçülme görmüştüm. Bunun su değerleriyle de alakalı olduğunu söyleyen vardı. Türüyle alakalı olduğunu söyleyen vardı. İşte pipo filtre attığında sudaki oksijeni daha rahat almak için o yeleleri uzattığını söyleyen vardı. Var oğlu var. Tabii ben bunu Axolot üretimle bizzat görüşeceğim. Ayrıca görüşeceğim bu konuyu ama burada bir bakacağım, tamam mı? Bu yüzgeçlerin durumu burada ne oluyor? Eğer olur da yine yüzgeçte ufak böyle bir küçülme olursa, renginde böyle bir kaybolma olursa, o zaman bu akvaryum değerleriyle bunu birebir aynı yapacağım. Yani zeminde kum olan, bitkili, aslında her şey aynı. Su değerleri aynı, aynı dış filtre var. Her şey aynı. Sadece orada bitki ve kum var. Burada camacan bir akvaryum var. Bir de şeyden ben çok yorulmuştum. İşte aksolot zeminde kum olmasın, şöyle olmasın, yutarsa şöyle olur. O daha çok anladığım kadarıyla bebeklik kısmında söylenen bir şey. Mesela o akvaryumda korktuğum şey şuydu benim. Her ne kadar bebekken yutup gırtlağına tıkanacak bir durum olsa da o akvaryumda da mesela yutabileceği. Mesela burada da şunlardan çok rahat yutabilirdi. Hiçbir zaman ne yutma ne bir yanlışlıkla dahi yutma durumu olmadı. Bu hayvanlar yani zeki hayvanlar, öyle bir durum olmadı. Demek ki bebeklik kısmında bu duruma dikkat etmek gerekiyor ki yabancı kaynaklarda, yabancı akvaryum videolarını, kanallarını izlediğimde bayağı adam bam güm şeyle, siliskum olmadan da böyle normal akvaryum kumuyla, hagen kumla, işte lav kırıklarıyla besliyor. Hiçbir problem çıkmıyor. Bende de öyle oldu. Hatta iyi olan tarafını görüyorsunuz. Yan yüzgeçleri bayağı uzadı. Şimdi bu kısmı uyarı yapacağım sizlere. Ben bunu besleme yapacağım. Onkurdu yedireceğim. Aranızda hassas olan insanlar varsa bu kısmı izlemesinler, atlasınlar. Böyle 5-10 saniye ileri sardırırsanız besleme kısmını görmezsiniz. Belki 5-10'dan fazla da sürebilir ama. Hazırsak başlıyorum o zaman. Ben bunu canlı yemleyeceğim. 3-2-1. Şimdi burada bir onkurdumuz var. Bununla bir besleme yapalım bakalım. Dur. Hop. Kaptı bir tane. Oh, yarasın. Afiyet olsun. Bu arada dip bilgiyi geçeyim. Benim izleyiciler biliyor da yine de. Sadece onkurduyla yani protein ağırlıklı değil, sticklerini de veriyorum. Yani farklı besleme. Çok çeşitli besleme yoluna gidiyorum. Mor yokurdu da vereceğim. Ama onları videodan sonra hallederiz. Bize doğru bir döndüreyim de şu tipine yandığımını bir beraber bir izleyelim, dur. Oğlum bizi doğru dönsene. Niye arkam dönüyorsun lan? He? Tipini yediğim ayaklara bak ya. Cık cık. Çok tatlısın lan. Senin o gülen suratın yerim. Ağza bak ya, çıldıracağım. Şunun ağzına bak. Şş, yoksa sen bu yeleleri şeyden mi uzattın lan? Sana bir tane manit gelecek yani. He? O yüzden mi uzattın? Bak doğruyu söyle. Duydun maniti değil mi? Gel gel gitme gel. Utandı arkadaşlar. Girişe bak ya. Ulan şu arkadan bunu var ya, götünden yiyeceğim bunu. Götünü ısıracağım şu tipe bak. Oha yuttun mu lan? Oğlum bu tarafa geçeyim dedim göstermek için. Ne ara yuttun? Heh.
Oh, yarasın. Afiyet olsun. Evet, Aksot'umuzun son durumu böyle. Video gelmediği süre boyunca abi Aksot ne oldu? Niye videosu gelmiyor? Abi Aksot şöyle mi? Abi Aksot böyle mi diye yorumlar. Aslında videolarda görünüyor da akvaryumların içinde dikkatli bakanlar görüyordu tabii. Gelmemesinin sebebini anlattık. Bunu ben böyle oturup saatlerce izlerim ya. Böyle bir güzel bir canlı işte. Şşt, ben hazırlan oğlum, bak sana manit geliyor. Eş geliyor sana. Bu arada eşi arkadaşlar farklı renkte al yazanlar vardı. Ya farklı renk değil. Ben bu rengi seviyorum. Bu türü seviyorum. Leustik miydi lan bunun adı? Neydi? Bir şeydi. Mesela Green White diyorlar. O siyahsı böyle daha böyle koyu renkli olan. Aslında yeşil diye geçer de çok koyu renkli oluyor onlar. Onlar daha bir canavarımsı. Hepsi birbirinden güzel ama hani onların o ürkütücü görüntüsü güzel oluyor. Ama ben bunu siyah gözlü pembiş böyle sevdiğim için gülümsemeye bak. Ben bunu böyle sevdiğim için diğerlerinde öyle olacağım. Mesela şey var, gold var. Gold da güzel. Ama onlar daha bir albinomsu, böyle gözleri açık renkte olduğu için bundaki surat ifadesi onda olmuyor. O yüzden ben bunları seviyorum. Yani bu diğer türü kötülediğim için değil. Onlar öyle göründüğü için güzel ama bu da böyle göründüğü için güzel. Yani değil mi? Baksana şunun dibine bir. Aa harbiden kanalımıza Aksolot ekleyeli tam 1 yıl olacak. 1 yıl mı olacak lan? He? 1 yılda sen arkadaş mısın benimle? He? Şşş. Yelesini yedi. Şimdi bu 1 yılda ne hikayeler yaşandı ya. Var ya neler neler ya. Siz hani arka planını bilmediğiniz için çoğu şeyin. Yani böyle ne rezillikler, ne rezil insanlar, insan olamayanlar. Üf. Var ya böyle abuk subuk tipler. Neyse baba, gün gelecek. Yeri ve zamanı gelecek. Sizlerle uzun uzun dertleşeceğiz. Şimdilik kör, sağır ve dilsizim. O gün geldiğinde uzun uzun konuşacağız sizlerle. O gün gelecek. Biz sadece hikayemizi, biz sadece bize düşeni düzgün bir şekilde. Burası bir oda. Ben burada bir hobi gerçekleştiriyorum ve gelip sizlere bunu anlatıyorum. Hadi eyvallah deyip gidiyorum baba. Benim başka hiçbir olayım yok. Bu kadar. Şimdi ben Aksolot videosu bitti. Aksolot videosu bittikten sonra sizlere Lepises videoları hazırlıyorum. Lepises videoları şu an bir yandan çekiyorum bu arada. Sabahlar, geceler, akşamlar onun haddi hesabı yok. Ben zaten hiç uyku gitti, ben de unuttum onları da sizlere video çekeceğim zaman. Bundan keyif alıyorum ha, şikayet ediyor gibi algılanmasın. Şimdi Lepises olayı bittikten sonra geleceğiz hop karideslere. Karideslerde sizlere farklı bir şey deneyeceğim. Onu göstereceğim, tamam mı? Karides videosu güzel olacak. Karides videosu önemli olacak bu açıdan. O eski özlediğimiz tat var ya. Burayı ve şuraları ona çevireceğim. Çünkü ben de özledim gerçekten. Kış boyu güzel şeyler yapacağız. Bakalım iguanada ne yaşayacağız? İguanada nasıl bir hikayemiz olacak? Onu böyle nasıl alıştıracağız? Agama'da pek bir şey yaşayamadık. Çünkü Agama güzel bir canlı da. Hani biz daha çok böyle cam arkasından gelip gösterip gitme değil de onu bir sevip mıncırma oyunu olduğu için bende. Bir farklılığa gidelim dedik. Agama'da bu arada şeyde Yiğit'te. Yiğit'te dişiler falan da var. Onların yanında böyle taş gibi yaşıyorlar. Yiğit de zaten iyi bakıyor. Gözümde arkada kalmıyor. Sürekli olarak benimle paylaşıyor. Ciguli, dur Ciguli'yi merak edenleriniz vardır belki. Evet, Ciguli beyler de keyifliler. Vallahi moraller yerinde. Gördüğünüz gibi. Bu benim için apayrı bir yeri olan. Ya hepsinin yeri ayrı ama. Vallahi ne diyeyim ki, hepsinin hikayesi var. Hepsinin anısı var. Hepsinin farklı kattığı şeyler var. Yani şunlara bakar mısınız? Hepsi birbirinden farklı bir değer benim için. Balıklar ona keza. Yani malzemelerine kadar ya. Şuradaki tek tek bütün malzemelere kadar hepsi farklı şeyler ifade ediyor benim için. Şş, sana Afrikalardan eş gelecek. He, haberin olsun. Valla. Afrikalardan sana eş geliyor. Alper abiyle konuştuk. Bak gözü kırpıyor hemen. Alper abiyle konuştuk. Böyle çok güzel bir gecko ithalatı olacakmış. Ne zaman geleceği de sürpriz olsun sana. Bir heyecanlan şöyle bir. Bak Aksolot'a eş alacağımı söyledim. Yeleleri büyütmüş. Böyle bir yakışıklı olmuş. Böyle bir... Gerçi sen hep yakışıklısın lan sen. Şu gülümsemen yeter senin. Tamamdır dostlar. Cüguli'de de son durum gördüğünüz gibi. Vallahi yılan gibi kardeşim. Yılan. Hadi git yerine yürü. Yerini alayım bir. Teraryumuna. Mağarana gir mağarana. Burada. Hop. Hadi güle güle.
Bildiğiniz gibi kanalımda katıl kısmı an itibariyle aktif. Kanalıma dilerseniz katıl kısmından destek verebilir, aramıza katılabilirsiniz. Kanalımıza katıl kısmından destek verip aramıza katılan Burcu Özilhan 6. ayında, No Pay Out 5. ayında, Oğuz Çelik 5. ayında, Emrecan Akgün 5. ayında, Semih 5. ayında, Ramazan Cerit 4. ayında, Burak Aydemir 5. ayında, Necdet Terzioğlu 4. ayında, Yiğit Başaran 4. ayında, Engin Ahmet 3. ayında, Baran Al 6. ayında, Egemen Ateş 4. ayında, B.Burak 06 1. ayında, Yalın Enes Aslan 1. ayında, Exotic Evren 3. ayında, Sigma Aquarist 1. ayına giriyor şu anda, Efe Yiğit Hoş, Angela Gon, Batı Forma, Erdem Kaya, Doğukan Koyun, Zoyender 1. ayında, Samet Sevtekin, Arda Kaynak 1. ayında, Muzaffer Kaya 1. ayında, aramıza yenice katılanlardan Rıdvan Koç, Dadaş Akvaris 4. ayında ve Kerem de 4. ayını yenilemiş. Bütün katıl üyelerime baştan sona çok ama çok teşekkür ederim. Katıl ile alakalı söyleyeceğim bir şey var. Katıl üyelerimin yanında bulunan yıldız ikonları var ya, oralara farklı emojiler, farklı ifadeler konulabiliyormuş. Bakalım onlarla ilgili bir çalışma yapacağım. İşte aydan aya farklı farklı emojiler, işte farklı özellikler olacak. Bunlarla alakalı çalışmalar yapacağım. Onları da zaten yaptıktan sonra sizlere duyuracağım. Ben gidiyorum. Yorumlara bir şeyler sabitledim. Linkler, minkler. İsterseniz takip etmek ya da farklı şeylere bakmak isterseniz yorumlara indiğinizde görebilirsiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı, şu videoda like atmayı unutmayın. İlk görüşlerinde kim varsa benden buradan selam olsun. Ben de orada belki yazıyorumdur. İşim çıkmadıysa son dakika oradayımdır, yazıyorumdur. Haydi görüşürüz o zaman. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Controlling you, I know the time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through.